Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Evet sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse geçen hafta ne anlatmıştık? Görünmeyen esrar, gören kim, görmeyen kim diye bahsetmiştik ve Hazreti Adem'in yaratılışında meleklerin secdeye kapanışlarından ayetler okumuştuk. Şimdi buna baktığımız zaman Seyyid Muhammed Ali Hazretleri buyuruyor ki bu iki zümre var yeryüzünde. Kainatta iki zümre var. Bir Adem'in zürriyeti, iki şeytanın zürriyeti. Ve ikisi de birbirine düşmandır. Neden düşmandır? Çünkü Allahu Teala ayeti celilede aynen şöyle buyurdu. Adem'e en la ta'budu şeytan innehu leküm edubun mubin. Ey Ademoğlu, ben sana demedim mi? Şeytan apaçık senin düşmanındır. Bu ayet düşman olarak birbirine düşman olduğuna yeterlidir de. Yani evet, ikisi de birbirine düşmandır. Andolsun ki yolda oturacağım, sana gelen kullarını azdıracağım demedi mi şeytan? Dedim. Bakalım bu iki düşman ezeli, Adem'den başladı, ebedi, kıyamete kadar düşmanlıkları devam edecektir. Allah şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. İnsan dört unsurla yaratılmıştır. Neydi? Hava, su, ateş, toprak. Bunlar maddedir. Maddeden geçmeyince manaya geçilmez. Hamur böyle yoğrulmuş. Afaktan enfüse geçmek, maddeden geçip manaya göçmektir. İnsan maddeden nasıl geçer? Katı demirden geçmişim. Ölçemezler boyumuzu diye mi diyor? Nasıl boyularını ölçeceksin? Katı demirden geçmiş adam. Evet. Maddeden geçemeyince manaya geçilmez. Hamur böyle yorulmuştur. Toprak, su, ateş ve hava bundan dolayı bağlılığın dünyayadır. Sevgili kardeş, şimdi ağaç da insan gibi dört unsurdan yaratılmıştır. Ağacı yaktığın zaman ağacın suyu havaya buhar olarak gider. Ateş hava olmayan yerde zaten yanmaz. Sonra buhar su olarak toprağa döner. Yani ateş havaya karışır ve suyla beraber buhar olur. Buhar da tekrar su olarak toprağa düşer, toprak olur. Suyun toprağa dönüş şekli nasıl olur sevgili kardeşler? Böyle düzlerde görürsünüz. Çamur kuruduğu zaman üzerinde ince bir tabaka oluşur. İşte o tabaka suyun toprağa dönüş şeklidir. Bu dört unsur birbirine devamlı döner. Ve senin bağlılığın da buradadır. Niye? Çünkü nefis gıdasını bundan alır. Onun için hayvanı hislere bağlıdır. Nefis gıdasını nereden alıyor? Yiyip içtiklerinden, yemesen içmesen ölürsün. 3 gün su içmesen 4. günü daha artık bilemiyorum ne olur. Bir hafta en fazla susuz insan dayanır. Açlığa ölene kadar dayanır. 3 güne, 5 güne, 40 güne ele demişler neyse. Yani onun için ne yapmak lazım? İnsan bunlara bağlı olduğu için yer, içer, uyur. Bunun için onu bu durumdan kurtaracak, dünyadan koparacak bir el gerekir. Ne demiştik? Anne karnında ruha bağlı olan vücut fevkalede rahat yaşar. Doğduktan sonra ruh hava ile temas edince bayılır, nefis uyanır, başlar ağlamaya. İlla ağzıma gıda verin, büyüyeceğim, yiyeceğim de maddeye bağlanır annesinin sütüyle artık. Evet, bunun gibi bir şey. Bu da ruh yoluyla olur. Dünyadan koparmak ruh yoluyla olur. Ruhun ne şey olduğunu sen nereden bileceksin? Onun bilgisi Allah Celle Celaluhu'nun katındadır. Allahu Teala'nın katında olan ruhlar vardır. Onlara ruhdan sorarsanız onlar ruhu size söyler kardeşim. Ruh sahibi insan sana ruhu söyler. Ruhun Allah Celle Celaluhu katında olan değeri canlı mahlukların ve varlıkların ruhsuz olanlara karşı değeri gibidir.
Yani o kadar değerlidir ki ruh bir kainata bedeldir. Mesela insan mı değerlidir, taş mı? Hayvan mı değerlidir, taş mı? Taşta ruh yok da. Onun gibi efendi kardeşler. Allah, ruhun değeri vardır. Çünkü ruh Hakk'a bağlıdır. Sevgili kardeşler, bizim zikretmemiz, ibadet etmemiz, ruhumuzu büyütmemiz için, Hakk'a yakın olması için, ilmel yakınımızı aynel yakına, aynel yakınımızı Hakk'a yakına ulaştırmak için çırpınıyoruz, bu kadar ibadet ediyoruz. Ruhu geliştirmezsek, ruh büyümezse ne olur? Velev ki ruh büyüdü, nefis büyümedi, ne olacak? Öldüğün zaman kabire girdiğinde ceset çürümeden, yemeden içmeden ve dünyadan kesilmiş olan nefsi ruh gelir, ıslah eder, mütmeyni eder, bırakır. Kendi ruhun kendi nefsini mütmeyni eder. Onun için ruhu uluhiyete, ahlak-ı zemimeden ahlak-ı amidiyeye, beşeriyetten uluhiyete yükseltmek zorundasan ruhun yükselsin, nefsin çeker. Peki ruh nerede nefsi yanına çeker? Safiye mülkünde. Evet. Sen ondan ruhun değeri vardır ve Hakk'a bağlıdır. Hakk'a bağlı olduğundan dolayı gayb alemini bilir. Gayb alemini ruh bilir. Bütün alemlere de efendime söyleyeyim, ruh gider gelir ve bütün değerler ruhta mevcuttur. La mevcuda illallah diyen bir ruhu düşünsene. Ya mabuda illallah, ya matluba illallah, ya maksuda illallah, ya mahbuba illallah değil mi? Ya galibe illallah, ya faile illallah, la mevcuda illallah. Hangisini diyoruz? Ya maksuda illallah mı diyoruz? Hangisindeyiz? Nefsin neresindeyiz kardeş? Ruhun hangi mertebesindeyiz? Ya hocam sen söyledin, biz de duyduk mu diyeceksiniz şimdi bu sırlara? Ya. Neyse, oralarda başka bir gün anlatırız bu la mevcuda sırrına geçmeyi. Sevgili kardeşler, devam edelim. Bütün değerler ruhta mevcuttur. Ruh 18 bin alemin ilmini bilir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 85. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Allah'ın katındadır ve Allah'ın ilmindedir ruh. Hazreti Adem ile Havva, ya döndüğümüz zaman Adem'den Havva nasıl meydana geldi? Bir soru, Adem'den Havva nasıl meydana geldi? Ha, bu soruya cevap bulamadan geldi. Ta Adem'den bu demek, kimse bu soruya cevap bulamadı. Bugüne kadar kimse de bu soruyu cevaplayamadı. Ya da bildi diyemedi. Ve de ehlini bulamadı diye demedi. Ama Hazreti Havva, Hazreti Adem'e verilen ruhtan meydana geldi. Evet. Hazreti Adem, Hazreti Havva'ya verilen ruhtan, nefhatü min ruhi verildi ya ona. O ruhun şevkinden, direkt kalp hizasından, sol kaburganın oradan kalp hizasından Havva yaratıldı. Kalp hizasından yaratılmasının sebebi neydi? Sevilmeye değer olsun diye. İşte koltuk altından, sol taraftan kaburganından yaratılmasının sebebi koltuğun altında korunmaya hak olsun diye. Özellikleri var tabii bunların. Yaratılmasında alimler saymışlar işte. Efendime söyleyeyim. Hazreti Havva, Hazreti Adem'e verilen ruhtan meydana geldi. Ruhun yasak olan ağaçtan yemesiyle Hazreti Havva'da nefsani hisler uyandı. Ne dedi? Ya Adem dedi. Şeytan onu kandırdı ya, şeytan onun yanına nereden girdi? Yılanın ağzından. Peki yılanın ağzı dediği ne ki kardeş? Evet. Diyen bilmez, bilen demez. Bunu kimse söyleyemez. Bilen kesinlikle söyleyemez, bilmeyen kafadan sallar da bilen kesinlikle söyleyemez. Biz de bilmiyorduk, öğrendik,
ama söyleyemiyoruz. Evet, yılanın ağzından girdi ve ey Havva, işte şundan yiyiniz, ölümsüzleşirsiniz vesaire, neyse. Hazreti Havva'yı kandırdı, Hazreti Havva geldi yedi. Yedi ama hiçbir şey olmadı. Çünkü niye? Öz değildi. Ya Adem sen de ye. Dedi ki ben yemem, Allah yasak etti. O zaman demek ki Adem sen beni eskisi kadar sevmiyorsun dedi. He? Dedi ki ne alakası var ya, seviyor mu, sevsen yersin. Hazreti Adem de yiyince ikisinde de nefseni hisler uyandı. Cennette nefseli hislerin uyanması yoktur tabi. Ama bunlar da yiyince uyandı. Hazreti Adem'de de nefsine hisler uyandı. Bunun üzerine avrat mahilleri açıldı. Hazreti Havva'yı toprak göbeğine kadar çekti. Hazreti Adem de yapraklara sarıldı. İncir yapraklarına diyelim. Hazreti Havva göbeğine kadar toprak çekince, cennet toprağı, bir miktar vücudundan kan çıkınca muayyen hal meydana geldi. İlk meydana geliş hali burada başladı. Sıktığından ötürü. Efendime söyleyeyim, Hazreti Adem'le beraber ikisini de Allah-u Teala serendiba attı. Evet, cennetten kovdu. Ruhlar aleminde nefis yaşamaz, yaşayamaz. Ana karnında yiyip içmeyle bir çocuk yaşamadığı gibi ruhlar aleminde de nefsiz yaşayamaz. Dışarıya çıksa göbeğe bağlı çocuk yaşar mı? Dışarıda da yaşayamaz. Evet. Onun yeri dünyadır, nefsin yaşanacak yeri. Ruhlar alemi değildir. Ruhu olmayan insan müminlik vasfına eremez. Bir insan Müslüman olur. Ne kadar ibadet ederse etsin Müslümandır. Müminlik vasfına ermesi için ruh bulması lazım. Peki nasıl ruh bulacak? İşte Mürşid-i Kamil o anadan doğduğu zaman havayla temas eden ruh bayılıp nefis uyandı ya, o bayılan ruhu uyandırması lazım. İşte bayılan ruhu uyandırması ancak Mürşid'in elindedir. Mürşid onu uyandırınca kul müminlik vasfına erir. Peki Mürşid olmayan için? Şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Ve tasavvuf olmayan bütün alimler, kayıtsız şartsız tasavvufa girmeyen bütün alimler bidat doğurur kardeşim. Kim ne derse desin ispatı hazır. Her tarafa bakın. Tabii konuyu değiştirmek istemiyor. Efendime söyleyeyim, mümin olamaz. Siz inandık deyin, henüz iman sizin kalbinize yerleşmedi ayeti var da kime söyledi Allah bunu? Evet, ruhlar Allah'ın emri ile yere inerler. İnsanları hidayete davet ederler. Elbise giyerler. Sevgili kardeşler, biz elifi saniyiz. Yani iki elifiz. İki elifizdeki maksat ne demektir iki elif? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bir eliften gelip diğer elife gideceğiz. Bir ruhumuzla tamam geldik ve tamamlamaya geldik. Nefis itibariyle Mürşid-i Kamil'in eline geçtik. Mürşid-i Kamil'in elinde terbiye gördük. Ve nefis itibariyle yoldayız, hala yol yürüyoruz. Evet, biz beşer değiliz, beşeriyet çukurunda değiliz. Topraktan gelip toprağa dönek. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Biz elbise giydik. Adımız Hasan oldu, Hüseyin oldu, Ali oldu, Veli oldu. Ama ne olursa olsun bizi fark edenler oldu ve bize bağlananlar bu fark edenlerdir. Bize bağlananları gözlerini açarlar. Mürşid-i Kamil'e kim bağlanırsa bağlansın, elini tuttuğun an mana gözün açılır. Biz Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin elini tuttuğumuz andan Baba Efendi'nin bütün ihvanları bilir, bizim seyrimiz açıldı. Evet, o öyle bir kamili mürşiddi ki bütün kardeşlerim hangisi elini tuttuysa ve bağlandıysa, tutmak başka bir de bağlanmak başka, bağlandıysa hepsinin manası açıldı. Zaten babanın da halifeleri ortada diye. Evet, mana alemi perdelerin
aradan kaldırılmasıdır. Yani 70 bin hicap perde vardır. Bu 70 bin hicap perdenin çoğusu nuri perdelerdir. Kalın perdeler nefsin perdeleridir. İşte kibirci, haset, şehvet, korkaklık, cimrilik, değil mi? Erinmek, geri dönmek gibi kötü huylar kalın perdelerdir. Ahlak-ı zemime kısaca kalın perdelerdir. Ama ahlak-ı zemimenin arasında bazı perdeler de nurani perdelerdir. Kibir ehline kibir tevazudur. İşte bu bir nurani perdedir. Tevazu ehline tevazu, kibir ehline kibir sadakadır. Tevazu ehline tevazu sadakadır. İşte bu kibirle bu tevazu ne oluyor? Nurani perde oluyor. Bazıları da dile diyelim. Hakkın aşikar olması, nurani perdeler ve bu 70 bin hicap perde kalktığı zaman Allah aşikar görünür. Ben görmediğim Allah'a ibadet etmem diyor Hazreti Ali. Hazreti Ömer de benim gönül gözüm Allahu Teala'yı gördü diyor. Neyle gördü? Takvan sayesinde, değil mi? Takvamın sayesinde diyor. O zaman takva yaşayacağız. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını çok titizlikle dikkat edeceğiz. Ki mana aleminin perdeleri kalmasın. Sevgili kardeşim, mana aleminin perdeleri açılması için üç şey lazım. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Kalbi cilalar bunlar. Perdeleri kaldırır. Çok yersen, çok uyur, çok konuşsan perde yendirir sen arıya. Allah ile arandaki perdeler olur. Ya sen Engin Hoca dersen, ya Engin Hoca aynı masata benzer. Bilevi taşı gibi gelen bıçakları, kılınçları bilir. Ama kendisi hiç bilenmir. Eğer kendisi bilenmişse, kendi kendini de bilemişse Engin Hoca'ya da yazıklar olsun kardeş. Ne zamana kadar bilevi taşı olacak? Ya ahirette Engin Hoca'nın hali ne olur bilevi taşı olursa hep? İnsanlara nasihat eder, insan onun nasihatlerini tutarak cennete girerken Engin Hoca nasihat ettiği halde cehenneme girer. Çok pişman olur. Söyledim de yapmadım der, değil mi? Allahu Teala Hazretleri de onlara kulak ver, çoğusu yalan söyler. Niye? Söylediklerini yaşamayan insan yalancı değil midir? Şairler mesela. Neyse konuyu değiştirmeyelim işte. Hakkın aşikar olması, Allah ona aşikar görünür. Kesinlikle görünür. Biz de şahidiz, gördük, bildik elhamdülillah. Hakkı bulması. Hakkı bulmak sevgili kardeşler, gördün, sonra bulacaksın. Allah kuluna görünür. Amenna ve sattana. Yeryüzünde de tecelli eder, görünür. Kulun miraca da sesler görünür. Hepsine biz inanmışız. Allah her yerde hazır nazırdır. Hakkı bulmak için mürşidi kamilin elini tutmak zorundasın. Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamili mürşide varalım. Hakkı sana bildire, hakka yakın. Kim? İnsanı kamil. Neymiş? İnsanın kamilin yolu da asan imiş. Sana hakkı bildirir, hakka yakın. Yoksa bulman mümkün değil. Hak ile dolmalısın. Hak ile nasıl dolmalısın? Hadis-i kutsi'de arza sığmam mümin kulun kalbine sığarım. İşte hak ile dolmak budur kardeşim. Hakkı bulursan Allah sıfat tecelliyatlarını senin üzerine yendirir ve bir ona mütmein olursan, siretin surata döner mütmein olursan, miraç eylersen, bulursan, arza çıkarsan, işte miraca çıkarsan, fenafillah olursan, Allah sana mihman olduğu zaman gönlüne bakabillah olursan, işte Allahu Teala ile dolarsan, Allah'ı miraçta bu bilirsen, bulursan, Allah senin gönlüne dolduğu zaman, sen de bakabillah olursan, fenafillah bakabillah olursan, onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, konuşan dili olurum, sırla müşerref olduğun zaman Allah ile dolmuş olursun. Hak ayna tutmadıysa neylesin nefiste olanlar? Allah ayna tutmadıysa
Hak ayna tutmadıysan neylesin nefis sahipleri diyeceksin. Evet, neylesin? Bu da ezeli taksimata mı bağlıdır bilmem ama Allah-u Teala Hazretleri'nin Siddetül Münteha'dan nuru direkt olarak yeryüzündeki Beytullah'ın üstüne iner. Beytullah'ın üzerine yenen nur Hacerül Esved taşından çıkarak Kamili Mürşid'in gönlüne gelir. Kamili Mürşid de o nuru taksim eder. Nasıl taksim eder? Bir trafonun elektrik direklerine taksim ettiği gibi, o da bütün elektrik direklerine yahut da mahalle trafolarına taksim ettiği gibi taksim eder. İşte o nur mahalle trafolarına gelir, mahalle trafoları direkt trafolarına elektriği taksim eder. Elektrik trafoları da efendime söyleyeyim evlerdeki saatlere taksim eder ya. Tıpkı bunun gibi Mürşid-i Kamil o nura ayna tutarak taksim eder. Biz buna ayna tutmak deriz. Peki sen gönlünü açmazsan, Mürşid aynayı tutsa ne edecek? İhram Cadı Hazretleri dedi ki muhabbet eyledik, dolandık yeryüzünü, kimseye muhabbeti dökecek bir yer bulamadık. Gittik dağda çalının dibine kustuk. Çalı gül açtı demiş. O arada çoban bir gül getirmiş. Efendim demiş bu gülü dağda buldum, çalıdan açmış, kışmış hem daha. Kışın gül açmaz ama bunu gördüm, çalıdan açmış, efendim size layıktır, getirdim demiş. Onu verince ihvanlardan bir tanesi ben ayıktım demiş, sana da yanına uğradım ama sen başka işle meşguldun. Ayıktın ama zikirle değil, başka işle meşguldun. Ya. O ayna tutar da sen aynayı görebilecek halde mısın? Ayna tutmak çok lezzetli bir şey sevgili kardeşler. Mürşitten aldığın nuru taksim edersin. Biz fenafil ihvan olduğumuz zaman Seyyid Muhammed Ali'nin gönlüne gelen nur bizim gönlümüze gelirdi. Biz de halkadaki bütün ihvanların gönlüne nuru taksim ederdik. Kimisine ince, kimisine bir parmak, kimisine biraz kalın, kimisine bir şey. Yani gönlünde ne kadar delik varsa. Hani iğne ucundan dışarı güneşin geçmesi, karanlık bir odaya neredir, pencereden geçmesi neredir değil mi? Onun gibi bir şey. Taksim edersin. Çok lezzetli bir şey. Evet sevgili kardeşlerim. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri Bakara suresinin ilk 5 ayetini almış ve bu 5 ayeti okuyalım. Ondan sonra sohbetimizi belki bitiririz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Elif Allah, mim Muhammed, lam Cebrail demişler. Biz bu kadarını söyleyelim. İşte o kitap, bundan şüphe yok ki müttakiler için bir hidayettir. Yani bu kitapla sen Habibim ancak müttakileri uyarabilirsin. Hidayet erecek onlar müttakilerdir. Müttakilerle uyarabilirsin. Peki o müttakiler, hidayete erecek olanlar kimlerdir? Onlar ki gaybe iman ederler. Gaybe iman etmek neydi? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübi ve rsulü vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'as vaden mevt. Bunlar gaybe iman idi. Namazlarını dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. İman edip namazlarını dost doğru kılanlar, dürüst kılanlar. Yani kendisi namazda olacak, caminin içinde namaza duracak, yönü de kıbleye dönecek. Ama iç alemi ne camide, ne kıblede, ne de namazda. Bu nasıl namazdır? Feveylun lil musallin, vay o namaz kılanların haline ki dediği namaz mıdır? Namazlarından gafil olanlar gibi. Neyse, devam edelim. Ve onlar ki sana indirilene iman ederler. Hem senden önce indirilene de, ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Yani Hazreti Resulullah Efendimiz'e indirilen kitaba ve ondan önce gelen 103 kitaba, 100 suhuf, 3 de büyük kitaba, Kur'an-ı Kerim'den 104 kitaba kesinlikle iman ederler. Senden önceki peygamberlere de, onlara indirilenlere de iman ederler. Ahirette de bunlar kesinlikle iman ederler. Ahiret gününe, Allah-u Teala'nın mizanına, terazisine, cennetine, cehennemine, her şeyine iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedir ve bunlar işte felaha erenlerdir.
Her kim ki sözü toplayacak olursa, her kim ki müttaki olursa, yani helal belli, haram belli, şüpheli şeylerden sakınmış bir halde olursa, ki gaybe iman edip namazını dosdoğru kılarsa, verdiği rızıktan infak edip sadaka ve zekatlarını verirse, ondan önceki peygamberlere ve getirdiklerine eve iman ederse, ahirete ve ahiret günündeki olanlara da iman ederse, işte bunlar Rablerinden bir hidayet üzerindir. Ve bunlar felaha erendir. Amenna ve sıddana. Allah bizleri bu hidayet üzerinden ayırmaya, felaha eren kulların zümresine dahil eyliye. İşte bu beş ayet Kur'an-ı Kerim'i belirler. İşte müminler felaha ermiş kimselerdir. Hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim yüce Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla kulu Muhammed'e gönderilmiş hidayet rehberidir. Sadakallahül azim. Sevgili kardeşler, burada sohbete ara verelim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin ve aleyhim velhamdülillahi rabbil alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri pirar için, anlayıp dinleyip amel eylememiz için El Fatiha. Es-salavat.